Bu eve adımımı attığım gün hayatımda yeni bir sayfa açacağımı düşünmüştüm. Yeni bir şehir, yeni bir okul, mutlu bir hayat. Ama olmadı. Zeynep, bundan sonra bizimle yaşayacak. Evimizde. Feraye, Feraye dur. Her sabah uyandığımda keşke zamanı geri alabilseydim de bu eve hiç gelmeseydim dedim. Ne oluyor, sorun ne? Sorun ne? Sorun sensin! Artık gitme zamanım geldi. Her şeye rağmen bugüne kadar bana kalacak bir oda, sofranızda bir yer verdiğiniz için hepinize minnettarım. Her şey için çok teşekkür ederim. Kızıyı bırak! Benim yüzümden çıkan bütün kavgalar ve huzursuzluklar için özür dilerim. Lütfen benim peşime düşmeyin. Beni aramayın. Sadece çok mutlu olun. Hoşça kalın. Melody, hadi ben bırakacağım seni bugün okula. Gerek yok, zahmet etme. Ben hallederim. Ne zahmeti ya, benim de kardeşim. Senin kardeş dediğin nasıl arkasından vurduğunu gördük. Ege yeter. Ben kimseye ihanet etmedim. Bağırma. Sen bağırma. Aa yeter. Bir salak kız yüzünden ne hale geldiniz? Melody, terbiyeni takın. Takınmazsan ne olur abi? Ne yaparsın? Benimle de mi kavga edersin? Melody. Yoksa babam gibi beni de mi evden kovarsın? Melody lütfen. Ayrıca babamı evden kovan ben değilim. Annem. Annem olsa da ne olur abi? Sen de engel olmadın. Seni artık tanıyamıyorum. Bekle, geliyorum. Senin. Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Zeynep'e bağışık olduğunu en başında söyleseydin olaylar buraya kadar gelmezdi. Melody. Doğru. O zaman Bülent amcayla konuşmanın vakti geldi. Anne! Anne! Elif, ne oldu böyle koşa koşa geliyorsun kızım? Kız önlüğüyle gelmiş. Bu ne oldu Elif? Kızın hukuk fakültesini kazandı. Gel kızım, sarılayım sana. Ay, hukuk mu kazandın Allah'ım? Dualarımız kabul oldu. Gel güzel kızım benim. Anne dur, kağıdı yırtacaksın ya. Kız bırak şimdi, bu kağıt yırtılsa ne olur? Sen bizim kaderimizi yırttın. Abla bak, bu kız bizim kötü kaderimizi, kötü talihimizi kurtaracak ha. İnşallah. İyiyiz. Sen benim gururumsun. Avukat kızım benim. Elif'im. Artık kimse ezemeyecek kız bizi. Sen kurtaracaksın bizi. Çok sinirlendim. Hadi artık atarız göbecikleri. Hayır, hadi atarım vallahi. Komşular duyun, yeğenim avukat oluyor. Bak hiç bakıyor mu? Bak, kıskanıyor onlar. Hala kapalı telefonu. Ay Elif'im ya. Başına bir şey mi geldi acaba? Şimdi ablama söylesem telaş yapar. Olmaz. Yapacak bir şey yok. Gidip Kuzey'e soracağım. Yıldız! Kız ne konuşuyorsun yine kendi kendine deliler gibi? Ne oldu abla ya?
Sen Perihan'a mı gidiyorsun? Perihan? Kız Perihan hasta. Elif dün gece onun yanında kaldı demedin mi? Ha dedim evet. Ay şu Perihan da ne çok hasta oluyor canım. E tabii kış günü böyle tiril tiril gezerse. Genç abla ne yapsın? Biz de öyleydik. Bana bak, iyileşmediyse söyle bu akşam buraya gelsin. Ben bakarım ona. Hem Elif de orada sürünmemiş olur. Tamam söylerim. Şunu da al. Ne bu? Ya Elif'e temiz kıyafet koydum. Yani sen Perihan'la yetiştir bunu ki kız dünkülerle gitmesin işe. Doğru. Neyse hadi gideyim ben. Yıldız. Ha? Elif'e benden çok emeğin var. Ay sen olmasan ben ne yaparım? Olur mu ablacığım ya? Benim de kızım o. Hem ne demişler? Teyze anne yarısıdır. Hadi gidiyorum ben. Sen de gir içeri üşüme. Tamam. Şu an kimseyle görüşme izniniz yok. Avukatınız geldiğinde onunla haber gönderebilirsiniz. İzale-i şu yapılacak. Evet, evet. Siz dava dilekçesini hazırlayın. Yok yok, onda bir sıkıntı yok. Hı hı. Evet. Aynen öyle. Aa, sen hala burada mısın? Niye gitmedin? Şimdi gidiyordum. Ver ver, ben sana yardım edeyim. Ver bakayım şunu. Hadi bakayım, anca gidersin. Hadi 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 hadi. Zeynep! Niye gelmedin kahvaltıya? Hasta falan değilsin değil mi? Yok yok, iyiyim. Bugün pek iştahım yok benim. Olmaz öyle şey. Aç karnına okula gidilmez. Geç bakayım sen mutfağa. Hadi. Hadi doyur karnını. Peki. Hadi. Abla. Hayırdır, sen niye geldin? Birkaç parça kıyafetimi alacağım da. E sen zahmet etmeseydin. Ben şoförle yollardım sana her şeyini. Ay düşman mıyım ben be? Akşam beni sordular mı? Sordular. Kuzey'de dedim. Düğün dernek işlerini konuşuyorlar dedim. Abla bak şimdi Feraye soru yağmuruna tutmadan lütfen git buradan. Sen de beni iyice düşman belledin ya. Kardeşciğim yapma böyle. Bak bu kız benim kanımdan canımdan abla. Sen onu benden ayırmaya kalktın. Ben senin iyiliğini... İsteme. Ben seni Kuzey'den ayırmaya kalksam ne yaparsın abla? Ay aynı şey mi bu be? Bu kız senin eski sevgilinin kızı. Ya sen farkında değilsin ama evin içinde bir tane saatli bomba var yahu. Ay bir de her şey ortaya çıkarsa... Abla sen böyle konuşmaya devam ettiğin sürece çıkacak zaten. Ben bunu engelliyorum. Ama sen, senin tavırların yüzünden Melis'le Zeynep birbirlerine düşman oldular be. Ha bir de Feraye öğrenirse... Neyi öğrensen? Berk'in evine gidiyorsun. Dikkatlice içeri giriyorsun. Elif'in masum olduğunu ispatlayacak ne varsa bana getiriyorsun. Özellikle güvenlik kamerası. Tamam? Tamam Kuzey Bey. Ama Kuzey Bey arama iznimiz yok. Bu suç.
Suç muç. Umurumda değil. Arkanda iz bırakma yeter. Kuzey, ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım andan. Ben Elif'i kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Elif'i kurtarayım derken sen içeri gireceksin. Kendine gel. Elif masum. Hem sen niye bu kadar geriliyorsun ya? Ha? Seni düşünüyorum çünkü. Nişanlımı düşünüyorum. Kuzey Bey, kusura bakmayın ama Handan Hanım haklı. İnanmıyorum ya. Elif'in avukatlığına soyunuyorsun bir de. Hırsızlıktan yargılanan biri bu büroda çalışıyor. Büronun itibarını düşün. Ne olur? İş mi vermezler? Vermezler tabii. Kovayım mı? Büronun itibarı için, kendi itibarın için gerekirse kov. Bir Elif gider, bir Elif gelir. Handan yeter. Ben Elif'i kurtarmak için her şeyi yapacağım. Benim önceliğim o. Berk'in evinde güvenlik kamerası var mı? Bilmiyorum. Eğer varsa gerdanlı sizin aldığınız ortaya çıkacak. Merak etme, çıkmayacak. Nereye gidiyorsunuz? Berk'in evine. Kamera varsa bir tedbir falan alalım. Bu eksikti. Sen nereden çıktın be? Elif Hanım'a gelmiştim ben. Müvekkiliyim de. Ara ara. Bulursun. Elif Hanım. Gerdanlık sizin çekmecenizden çıktı. Bunun için nasıl bir açıklama yapacaksınız? Yemin ederim ben... Ben anladım. Ya daha kaç kere söyleyeceğim, oraya nasıl girdi bunu da bilmiyorum. Berk Tameroğlu beni iş konuşmak için evine çağırdı. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kuzey! Kimse yok mu? Kapıyı kilitledi. Sonra bana zorla... sahip olmak istedi. Benim olacaksın! Benim olacaksın! Ya seni de istemiyorum! Gerdanlığı da istemiyorum! Kes, bırak bunları yapmayı! Ayağıma kadar geldin, benim olacaksın! Benim olacaksın! Bakın, kolyeyi takmak istedi ama ben almadım. Yemin ederim ben almadım. Çalmadınız diyelim. Berk Tameroğlu darp edilmiş. Bunu kimin yaptığını biliyor musunuz? Lan! Seni abi, şerefsiz abi! Öldürürüm seni! Öldürürüm! Öldürürüm! Berk Bey bana saldırdıktan sonra ben hemen kaçtım. Sonrasını inanın bilmiyorum. Berk Tameroğlu şikayetini geri çekmediği sürece buradan çıkmanız mümkün değil. Gözaltı süreniz bittikten sonra savcılığa sevk edileceksiniz. Savcılığa mı? Avukatın gelmedi. Belli ki bir şey bulamadı. Komiserim, yemin ederim ben masumum. Bak, senin gibi çok şüpheli gördük. Suçunu inkar ederek eline hiçbir şey geçiremezsin. Komiserim, ben inkar etmiyorum ki. Yemin ederim masumum. Yalanların sadece işimizi zorlaştırır. Düşün, taşın, anlat. Doğruyu söyle. Sen kazanırsın. Ne oluyor burada? Hayırdır abla? Yok bir şey. Laflıyorduk. Naciye abla, sen dün akşam niye Kuzey'de kaldın? Söyledim ya Feraye, düğün dernek işleri. Öyle icap etti. Nedir bu aranızdaki gerginlik? Yani benim öğrenmem gereken şey ne? Ya, ablam şirket hesabından para çekmiş. Tamam, orta az ama...
Yani insan en azından bir sorar, danışır değil mi ablacığım? Naciye abla. Paraya mı ihtiyacın var? Yoksa önemli bir şey yok değil mi? Şey... Yoksa düğün dernek işleri için mi? Şey... İstersen gel dışarıda konuşalım ha? İster misin? Ha, olur vallahi olur. Bak şurada çok güzel bir kafe açılmış. Belkıs da gelecek, orada iki laflarız. Tamam. Hadi gel. Hadi biz çıktık hayatım. Ege hayırdır oğlum? Biraz konuşabilir miyiz Bülent amca? Olur. Olur konuşalım. Geç içe. Ege? Okulla mı alakalı? Yok, ben çok daha önemli bir konu konuşmaya geldim. Buyurun. Merhabalar, ben Elif Hanım'a bakmıştım da davam için. Tamam, her yeri araştırın. Bir izi bulmadan sakın gelmeyin buraya. Kuzey Bey. Kız Hanım. Şey, ben Elif Hanım'a bakmıştım da. Velayet davasıyla ilgili değil mi? Merak etmeyin, ben Oğulcan'ın yerini araştırıyorum. Bulur bulmaz haber vereceğim size. Aslında ondan değil de dünden beri ulaşamıyorum da kendisine. Merak ettim. Elif Kartal Emniyeti'nde, gözaltında. Gözaltında mı? Hakkında bir hırsızlık suçlaması var. Ama nasıl olur? Elif'e bir iftira atıldı. Ben şimdi o iftira atan adamın yanına gideceğim. Ve onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Merak etmeyin. Bir arabamın anahtarını alayım. İsterseniz sizi de bırakabilirim. Yok yok. Tamam, teşekkür ederim derim. Ben hallederim. Ah be kuzum, ah be Elif'im. Sen bu yüzden gelmedin dün gece eve. Ha, abi Kartal Emniyeti. Hayırdır Andan? Toplantıyı yarıda bırakıp geldim. Neymiş bu kadar önemli olan konu? Kuzey dağ evindeki güvenlik kamera kayıtlarına ulaşmaya çalışıyor. Bak sen. Bir şey yapmalısın. Bırakalım bulsun. Hem Elif'in gerdanlığı nasıl çaldığını o da görsün. Hem sen niye endişeleniyorsun ki? Sen niye endişelenmiyorsun? O kayıtlar bulunursa sarhoşken kızı zorla alıkoyduğun da ortaya çıkar ama. Ha, o mesele. Ha, o mesele. O evde güvenlik kamerası var mıydı? Aç şunu ya, aç. Kuzey Bey seni orada görürse ikimiz de mahvoluruz. Meşgule attı. Hadi sanki keyfimden arıyorum. Berk, Berk. Senin de işin bittiğinde hayatın dersini almış olacaksın. Elif'e bir şey olursa seni yakarım. Yemin ederim yakarım. Bak
Babanın evi terk ettiğini öğrendim. Birkaç ay yokmuş ortalarda. Nedir mesele? Öyle icap etti. Kavga mı ettiniz? Eski defterler mi? Annenle Melody nasıl, iyiler mi? İyiler, iyiler. Artık ben de eve döndüm. Aferin sana. İyi yapmışsın. Tam zamanında. Artık evin erkeği sensin. Ailene kol kanat gereceksin. Ben aslında başka bir konuyu konuşmak için geldim Bülent amca. Para meselesi falan mı yoksa? Yok, para meselesi değil. Hayırdır? Nedir? Pardon Ege. Efendim? Dedim ya, izahı şu. Tamam, ben onunla ilgili o zaman size bir mail atayım tekrar. Tamam, atıyorum. Ege, kusura bakma ya. Bir mail atıp hemen geliyorum ben, tamam mı? Tamam. Artık Bülent amcanın aşkımızı öğrenme zamanı geldi. Saçmalama Ege, sakın. Elif, yalnız değilsin. Elif, korkma. Korkma, tamam mı? Ağlama, merak etme, kurtaracağım seni. Beni bekle, tamam mı? Korkma. Kurtaracağım seni, merak etme. Neden teslim olacaksın Elif? Sen bir suç işlemedin ki. Olmaz. Bırakmam seni. Burada biri sana da bana da çok büyük bir oyun oynuyor. Gözaltı süreniz bittikten sonra savcılığa sevk edileceksiniz. Savcılığa mı? Avukatın gelmedi. Belli ki bir şey bulamadı. Ne yapacağım ben? Ne olur bir yol göster. Polis abi, Elif. Elif demiş, buraya gelmiş. Gösterin bana onu, ne olur. Hanımefendi, sakin olun. Sakin falan olamam ya. Polis abi, ne olur. Ne olur gösterin bana Elif'imi. O daha çok küçük. Korkmuştur. Korkma. Korkma, geldim ben. Geldim, buradayım. Delirdin mi sen? Kimseye bir şey demeyeceksin. Hemen buradan gidiyorsun, hadi. Bak, tatlı dille anlatınca Bülent amca anlayış gösterir. Bunu yapmanı istemiyorum. Bak, o zaman her şey ortaya çıkar. Annenin bana yaptıkları, para konusu. Çıksın. Artık gerçeklerin ortaya çıkmasından korkmuyorum. Ama ben korkuyorum. Bak, ben bu evde misafirim. Ve yeterince huzursuzluk çıkardım. Hadi lütfen git. Hadi. Ne olur. Hadi, beni bu evden gönderdin. Ya kalbinden nasıl göndereceksin? Ya Ege. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Hiçbir şey yoluna girmeyecek. Sen şimdi gidip Bülent amcaya anlatınca ne olacak biliyor musun? İşler daha da karışacak. Hem ne? Söyle. Anlatacak bir şey yok. Çünkü biz diye bir şey yok. Biz ayrıldık.
Tekrar soruyorum. O evde güvenlik kamerası var mıydı? Ya var ya da yok, ne fark eder? Çok şey fark eder. O görüntüler Kuzey'in eline geçerse Elif'e yaptıkların ortaya çıkar. Yanarsın. Handan, neden nişanlına değil de bana yardım ediyorsun? Niye? Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Yoksa gerdanlığı evden sen mi çaldın? Sonra da gidip Elif'in çekmecesine koydun. Ne saçmalıyorsun sen? Ben sadece sana yardımcı olmak istiyorum. İyi de neden? Neden nişanlının arkasından iş çeviriyorsun? Neden beni kurtarmaya çalışıyorsun? Ha? Neden? Berk! Durun bir saniye beyefendi. Bekler misiniz? Berk! Ah, Kuzey. Kuzey burada olduğunu öğrenirse mahvoluruz. Sana haber taşıdığımı anlar. Bakıyorum artık ofiste basıyoruz. Onlardan. Neden anne, neden? Her zaman böyle olmayacak kızım. Benim kızım okuyacak. Ben bunun için çalışıyorum. Kaderim bana benzemesin diye. Oku kızım. Kurtar kendini. Söz anne, söz. Okuyacağım, çalışacağım. Ben büyüyünce sen de kimseye hizmet etmek zorunda kalmayacaksın artık. Ben bir şey yapmadım anne. Masumum ben. Memur bey, telefon etmek istiyorum. Ailemle konuşmak istiyorum lütfen. Kadın bayıldı, koşun yardım edin. Olursun memur abi. Bak bir dakika da olsa göreyim Elif'i. Avukatı dışında kimseyle görüşemez. Kurban olayım. Teyzesiyim ben onun. Bak kıyafet getirdim ona. Söz veriyorum bak, kıyafetleri vereceğim. Bir dakika göreceğim, gideceğim. Ne olur abi. Olmaz hanımefendi. Zorluk çıkarmayın. Ne yapacağım ben? Nasıl göreceğim Elif'i? Nereye götürüyorsunuz? Nezarete Bayılmış Revir'e götürüyoruz. Siz burada bekleyin. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sen ayrıldın. Ben senden ayrılmadım. Ya Ege lütfen. Zeynep insanlar istiyor diye ayrılamayız. Bunca olaydan sonra annemin Melodun'un yüzüne nasıl bakacağım ha? Arda'yla kavga ettiniz. Küstünüz. Neden? Çenesini tutamadığı için. Hayır. Hepsi benim yüzümden. Bak, herkes her şeyin suçlusu olarak beni görüyor. Gerekirse herkesle konuşurum. Konuşmak bir çözüm üretmiyor. Ne peki? Bitirmek. Bizi bitirmek. Artık daha fazla benim yüzümden sorun çıksın istemiyorum ben. Zeynep, sorunu onlar çıkarıyor, sen değil. Bizi bırakma. Ege, yoruldum ben artık. Bak, Bülent amca bize öğrendiğinde de aynı şeyleri yaşayacağız. Bak, benim gerçekten artık dayanacak gücüm kalmadı. Melis, hayırdır kızım?
Nedir bakayım senin bu kadar mutlu eden? Hiç. Güzel bir haber aldım da. Neymiş o haber? Yani işte bir tane arkadaşım vardı da saçma sapan bir çocukla evlenecekti. Çocuğun gerçek yüzünü görmüş. Şimdi yüzük falan atmışlar. Ama bu kötü haber. Bazı kötü haberler bazılarını mutlu edebiliyor. Değil mi Zeynep? Ya. Siz ne konuşuyordunuz bakayım? Okulla ilgili. Ege de tam gidiyordu. Ya Ege. Bugün bir davayla ilgili telefonum hiç susmuyor. Daha sonra görüşsek olur mu? Tabii Bülent amca. Kusura bakma. Efendim? Ha tamam, ben attım mail ama bir kontrol edin bakayım. Demek ki büyük aşk bitti ha. Şikayetini geri alacaksın. Kızım sen çık dışarı. Ya bir de kanun adamı olacaksın. Dağ başı mı burası be? Ofis basmalar falan. Ne oluyor? Asıl sana ne oluyor? Seni reddettiği için iftira atıp böyle mi intikam alıyorsun? Gerdanlık kızın çekmecesinden çıkmadı mı? Şimdi ben mi suçlu oluyorum? O gerdanlığı Elif'in masasına sen koydurdun değil mi? Bu tezgah senin işin. Böylece aklın sıra intikam aldın. Yeter be. Gerdanlık kızın çekmecesinden çıkmadı mı? Daha neyi kabullenmiyorsun? Evet. Büyük aşk bizimkisi Melis. Ama sen sevincimizden değil, acımızla mutlu oluyorsun. Bütün arkadaşlarımı, kardeş dediklerimi bu sayede tanıdım. Yazıklar olsun. Ay ne dedim ki ya ben şimdi? Aklın sıra laf sokuyorsun. Ne zamandan beri mutsuzluğumla mutlu oluyorsun Melis? Ege sen niye bu kadar alıngan olmaya başladın? Yani ben senin çocukluk arkadaşınım. İki laf edemeyeceksem aşk olsun. Bu konuda etme. Hiçbir şey söyleme. Ege lütfen. Ay kusura bakmayın valla. Aşkınız bitti diye üzülemeyeceğim. Kimsenin üzüleceğini de zannetmiyorum. Böyle hepimiz rahat bir nefes alacağız yani. Melis! Ege yapma lütfen. Bak her defasında bu oluyor işte. Hep kavga, hep gürültü. Susayım mı yani? Evet sus. Sonra bana diyorsun ki her şey yoluna girecek. Sen böyle davrandıkça hiçbir şey yoluna girmiyor işte. Girmiyor. Yani bir şeylerin yoluna girmesi için de ortada bir yol olması lazım değil mi? Bence iyi ki bitti. Yoksa daha çok üzülecektin. Öyle mi? Ben bitti demeden bitmez Melis. Şuraya oturalım. Şuna bak ya. Güya kahve içmeye geldik, bir sürü alışveriş yaptık. Ay fena mı oldu ayol? Fena oldu tabii. Lazım olan olmayan bir sürü şey aldırdın ayol. Belkıs, sen fazla para harcıyorsun. Ay bırak da acilim ayol. Yani şurada müsaadenle özgürlüğüme kavuşmuşum. Ne özgürlüğü öyle o? Yoksa Zafer gitti diye mi? Kız başka neden olacak? Ay vallahi omuzlarımdan büyük yük kalktı. Oh sefam olsun. Vallahi nasıl rahatladım anlatamam sana. Nasıl laf o öyle? Vallahi şekerim bekarlık sultanlıkmış. Yapacaksın çocuğu, boşayacaksın kocayı. Oh mis. Ay tövbe tövbe. Olur mu öyle şey hiç? Kız neden olmasın? Baba vergisi görümlük. Koca vergisi doyumluk. Alırım nafakamı. Oğluma da bana da kızıma da yeter.
çatır çatır yerim feroş. Arda? Yani ne kadar oğlum desem de öz evladın gibi olmuyor şimdi. Yabancı neticede. Sizin Zeynep gibi. Aa, ay ne alakası var canım? Ya kusura bakma, bu benzetme hiç doğru değil Belkıs. Yani neticede aynı evde yaşıyorsun. Öz evladın gibi, onun da sorumluluklarını alacaksın hayatım. Sen de hemen yanlış anladın, onu demek istedim. Ne parlıyorsun acaba? Ya haklısın ama Zeynep'le Arda'yı da bir tutman çok doğru değil. Ay neyse neyse, parayı verdi. Bitti gitti o dertte çok şükür. Bir saniye, parayı mı verdi? Evet, birinden bulmuş parayı. Size söylemedi mi? Getirdi, ödedi borcunu. Naciş, sen bilmiyor musun? Ay neyse, dilim damağım kurudu. Ben bakayım bir garson nerede? Sanıyorum sen biliyordun değil mi abla? Bizden sakladın. Öyle değil mi? Suçlamaların bittiyse artık gidebilirsin. Ne oldu, sen mi gerildin? Yoksa burada başka bir şey mi saklıyorsun? Bak, o gerdanlığı çekmeceye ben koydurtmadım. Suçluyu yanlış yerde arıyorsun. Senden başka kim yapar böyle bir adiliği? Suçluyu uzaklarda arama Kuzey Bey. Belki de çok yakınındadır. Ne demek istiyorsun sen? Ben diyeceğimi dedim. Gerisini artık sen düşün. Şimdi gitmezsen polis çağıracağım. Al. Bu gerdanlığının karşılığı. Şimdi şikayetini geri alacaksın. Ben de bu meseleyi büyümeden kapatacağım. Bir ofis çalışanı için çok bonkörsün. Bak tırnaksız. Seni daha taze dövdüm. Paranı al, git Elif'in bir suçu olmadığını söyle. Anladın mı beni? Elif senin için bu kadar değerli mi? Ha? Yoksa sen Elif'e aşık mısın? Lütfen sakin olun. Doktor bey şimdi çıkar. Gireyim ben, göreyim. Maalesef ona müsaade edemem. Elif! Doktor bey, nasıl Elif'in durumu? Tansiyonu düşük, o yüzden bayılmış. Biraz istirahat etmesi lazım. Görseydim ben. Aç kalmıştır o. Ondandır. Ne işi var ki Elif'in burada? Bülent parayı Zeynep'e vermek için çektiğini öğrenirse deliye dönecek abla. Sen söylemezsen öğrenmez. Yani anlayamıyorum, neden böyle bir şey yaptın? Abla. Zeynep benim kızım. Benim kızım o. Senin yüzünden bir aile dağılıyor Zeynep. Belkıs'tan alıp kaybettiğin parayı sana geri vereceğim. Sen de bu evden gideceksin. Abla söylesene.
Abla neden yaptın söylesene. Başka bir mesele var değil mi? Bülent'le aranızdaki mesele sadece para değil. Ay yemin ederim para. Hadi başka ne olacak ki? Naciye abla, Bülent sana para yüzünden kızmaz. Başka bir şey var. Ay yok kızım. Aa çok üstüme geldin ama. Hem kardeşler arasında böyle şeyler olabilir. Ya o parayı Zeynep'in Belkıs'a borcunu ödemesi için çektiğine hala inanamıyorum ama abla. Ne yapsaydım? Bülent'in Belkıs'ın yediği haltları öğrenmesi an meselesiydi. Hayır sussaydım da yuvanın yıkılmasına izin mi verseydim? Abla benim yuvam neden yıkılsın ki? Yani niye dağılsın? Abla. Abla bana doğruyu söyle. Benim Zeynep'le ilgili bilmediğim bir şey mi var? Yok. Ben onu demek istemedim yani. Ne demek istedin peki? Ya görmüyor musun? Son zamanlarda bir araya gelip yemek bile yiyemiyoruz. O zaman bugün hep birlikte yemek yiyelim olur mu? Hah ne dersin? Vallahi son hazırladığın yemekte olanları hatırladıkça inan ki korkuyorum. O zaman üçümüz yiyelim. Yani çocuklar için ne yaparız? Her şeyi onlar için nasıl yoluna koyarız? Konuşuruz. Olur mu? Tamam. Olur tabii. Kızlar harika kaymaklı kadayıfları varmış. Gelir birazdan. Sonra da alışverişe devam. Şey bizim program değişti Belkıs'cığım. Acil halletmemiz gereken bir şey çıktı. Hayatım sonra konuşuruz olur mu? Hadi abla. Ah. Hadi görüşürüz canım. Ay. Aa. Gittiler ayol. Bu kadar parayı gözden çıkarttığına göre bu kız senin için gerçekten çok değerli olmalı. Söyle bakalım Kuzey Bey. Yoksa sen Elif'e aşık mısın? Handan'la nişanlısın ama büyük maceralar peşinde koşuyorsun. Sen ne biçim konuşuyorsun? Tabii canım. Öyle bir kıza herkese aşık olur. Aa! Ne yapıyorsun be? Sana Elif'in adını ağzına almayacaksın demedim mi? Çabuk defol git buradan yoksa polis çağıracağım. Çağır. Hadi çağır. Çağır ben de herkese Elif'e nasıl sarkıntılık ettiğini anlatayım. Gerdanlık da bulundu. Paranı istemiyorum. Al defol git buradan. Daha yeni başlıyoruz Berk Efendi. Asıl senle Elif'i kurtardıktan sonra hesaplaşacağız. Birine iftira etmek, namusuna göz dikmek neymiş? Asıl o zaman göstereceğim ben sana. Polisi arıyorum. Elif'i oradan kurtaracağım. Sonrasında bu tezgahı kim kurduysa hepinizle hesaplaşacağım. Anladın mı beni? Şimdi her şey anlaşıldı. Ne? Tezgahı sen kurdun. Ne tezgahı? Ne saçmalıyorsun? Hadi hadi inkar etme. Sonunda nişanlının Elif'e aşık olduğunu da öğrendik. Senin için o kadar çok para verir miydi ha? Bana bak haddini bil. Hop hop. Ağır ol bakayım. O kadar da değil. Gerdanlığı benim evden sen çaldın. Sonra da Elif'in ofisine gidip çekmecesine koydun. Ne diyorsun sen be? Bana neden yardım etmek istediğin şimdi anlaşıldı. Kuzey'i Elif'ten uzak tutmak için Elif'i hapse attırmak istedim. Onu bunu bırak da. Daha evinde kamera var mı yok mu onu söyle. Yok yok. Rahat ol. Bu ikimizin sırrı aramızda kalacak. Kalmalı. Yoksa... Merak etme. Elif ikimizin de kalbini kırdı. Bu işte artık beraberiz.
yapmadım masumum ben. Elif'im. Masumum. Tantişim bak ben geldim. Bak teyze ışın geldi. Biliyorum tontişim. Biliyorum kızım. Sen hiç kötü bir şey yapar mısın? Her şey düzelecek Elif. Her şey geçecek. Olur aç gözlerini. Tontişim. Elif. Zeynep. Az önce söylediklerim canını sıkmadı değil mi? Yok, neden sıksın? Yani Ege'yle aranızdaki büyük bir aşk olsaydı bu kadar kolay bitmezdi. Basit bir hevesmiş. Bunu seninle tartışacak değilim Melis. Hem bu seni neden ilgilendiriyor? O da bana kalsın. Ayrıca haklısın. Tartışacak bir şey yok. Yani başlamadan bitmiş. Melis. Bu arada babamla ilgili Ege'yi frenlediğin için teşekkür ederim. Geldiğinden beri evde sürekli bir huzursuzluk olduğu için daha fazlasına gerek yok. Bundan sonra rahat edebilirsin. Hayrola? Gidiyor musun? Gidiyorum. Çok iyi edersin. Köşemde 3-5 birikmişim var. Vereyim ister misin onları da? İstemez. Bu arada gittiğinde mutlu olur musun bilmem ama bu evde herkes huzurlu uyanacak. Bu kesin. Melis. İçindeki bu öfkeyle ne yaparsan yap huzurla uyanamazsın. Sen bir git de bakalım. Emin ol içim huzurla dolacak. Böyle öğlene kadar falan uyuyacağım. Neden bana düşmansın? Sadece hayal ettiğin üniversiteyi kazanmış olmam geçerli bir sebep değil bence. Bunu seninle tartışacak değilim. Hem sebepleri beni, sonuçları da seni bağlar. Hayatında başarılar. Bak, o gerdanlığı çekmeceye ben koydurtmadım. Suçluyu yanlış yerde arıyorsun. Senden başka kim yapar böyle bir adiliği? Koli evdeydi. Ya nasıl benim masamdan çıkar? Benim orada olduğumu bildiğin için sen gittin o eve. Polisi arıyorum. Elif'i oradan kurtaracağım. Suçluyu uzaklarda arama Kuzey Bey. Belki de çok yakınındadır. Yoksa Handan mı? Hayır. Hayır olamaz. O kadar ileri gidemez. Elif'i oradan kurtaracağım. Aç gözünü teyzem. Teyze? Buradayım Elif. Yanındayım teyzeciğim. Ne işin var burada? Bu üstündeki kıyafetlerde ne? Şşş. Elif. Kuzey seni kurtaracak. Kuzey seni kurtaracak Elif. Bunun hepsi geçecek. Düzelecek. Handan! Kuzey sana bunu yapanları bulacak. O seni burada bırakmaz. Sanırım bu kapıdan gelmiştin değil mi? Hadi yolun açık olsun. Aa, kızlar? Hayırdır ne yapıyorsunuz? Ben kapının çaldığını şey yaptım da duydum da Zeynep de öyle duymuş herhalde değil mi? Bu bavul ne?
Geç abla. Hayır yani. İkinizden biri evi terk ediyor da benim haberim mi yok? O benim Feraye. Aşk olsun abla ya. Yani Bülent'le tartıştın diye bir de evi mi terk edeceksin? Olmaz abla. Olmaz. Hadi. Hadi siz de bakın işinize. Kızlar, her şey yolunda mı? Evet Bülent amca. Güzel. Sizinle bir şey konuşacağım. Bir yere kaybolmayın, tamam mı? Hemen geliyorum. Şey, bu arada bavul senindi değil mi? Evet. Ha tamam. Sen yeter ki git. Ben bavul getiririm sana. Zahmet etme. Senin gibi her şeyimi unutup mutsuz olacağımı... hiçbir şeyim olmadan mutlu mesut yaşarım. Buraya hiç gelmemeliydim. Sizi hiç tanımamalıydım. Bu kapı bana açıldı. Ama kalbiniz kapalıydı. Oysa ben hepinizi çok sevdim. Sizleri mutsuz ederek daha fazla yaşayamam. Şimdi mutlu olun. Çünkü artık ben yokum.